Merhaba sevgili ikizler. Bugün 3 Kasım Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Akrep Burcu'nda önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Yılın son tutulması olacak. Sizin 6. evinizde olacak bu tutulma. Özellikle günlük hayatınız, iş yaşamınız, rutinlerinizle ilgili, yaşam düzeninizle ilgili bazı yenilikler, değişimler, yeni başlangıçlar getirebilir bu tutulma. Oldukça güçlü enerjiler var. Kuzey düğüm, Satürn, Merkür hepsi Akrep Burcu'nda. Bu da ileriye dönük planlarınızda geleceğinizi şekillendirecek yenilikler olabileceğini, yeni kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Bir iş değişimi olabilir veya uğraştığınız işlerle ilgili yeni adımlar, yeni projeler, yenilikler söz konusu olabilir. İş ortamınızı paylaştığınız kişilerde, çalışma arkadaşlarınızda bazı değişimler olabilir. Bir yardımcı alabilirsiniz veya yanınızda çalışan bir kişinin değişimi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla da ilgili, günlük yaşam düzeninizle de ilgili yenilikler gündeme gelebilir. Yeni bir diyet beslenme programına başlamak, sağlığınızda var olan kronik sorunları çözmek için yeni adımlar atmak bu tutulmayla birlikte hızla hayatınıza girebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Kasım Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün Güneş ve Ay saat 14.50'de Akrep Burcu'nun 11 derecesinde birleşecek ve yeni ayla birlikte Güneş tutulması olacak. Akrep teması olan değişim ve dönüşüm enerjileri taşıyan bu tutulma, Kuzey düğüm yönünde Satürn ve Merkür'le kavuşum halinde olacak. Akrep enerjilerini çok yoğun hissedebiliriz bu dönemde hayatımızda. Ortak paylaşımlar, hisseli paralar, ekonomi, şirketler, miras, ölüm, doğum, cinsellik, her türlü konuda dönüşüm, gizli kavramlar, sağlıkla ilgili konular, özellikle ameliyatlar, operasyonlar, kendi hayatınızda veya çevremizdeki kişilerin hayatlarında biraz daha fazla gündemde olabilir. Kişisel haritalarımızın yapısına göre etki alma derecemiz de bu tutulmadan değişecektir. Özellikle akrep burçları, boğa burçları, Kasım ayının ilk günlerinde ve Mayıs ayının ilk günlerinde doğanlar çok fazla etki alabilirler. Onların hayatları için önemli başlangıçları temsil edebilir bu tutulma. Tutulma yöneticisi Mars, Plüton, Güneş ve Ay'ı destekliyor. Özellikle geleceğimizi şekillendirecek yeni girişimler ve başlangıçlar için cesaret, güç, destek ve enerjiyi, gerekli enerjiyi bulabileceğimizi işaret ediyor bu durum. Jüpiter de özellikle tutulma derecesine ve tutulma anına güzel, şanslı açısıyla destek veriyor. Hepimizin hayatına olumlu enerjiler getirmesi dileğiyle. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.